Türkiye'nin Show Radyosu'nda Matrax devam ediyor efendim. Şöyle şöyle oldu da çok korktum dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu gecenin ana konusu budur dedik. Dinleyicilerimiz gelmişler, bakalım kimler bizimle. İyi geceler, buyurunuz. Alo. Alo. Merhaba. Alo. Merhaba, iyi geceler. Merhaba, merhaba. Tanıyalım. Ben Azerbaycan'dan arıyorum. 36 yıllık bir adet İlhan. İlhan, 36 evet. Yıllık. İlhan mı, İlham mı? İlhan. Evet, sonu M değil, değil mi? M, Manisa'nın M'si değil. Hayır, N. N. Midenin N. Peki. Çünkü İlham da bildiğim kadarıyla sizin evet, ülkeniz... devlet başkanımız. Evet, devlet İlham. Başkanı İlham Aliyev, değil mi? Devlet başkanı. Evet. Evet. Bir de onun eşi var, Mihriban Aliyev ama. Evet. Çok enteresan evet. Bir ülke Azerbaycan. Bu anlamda tabii. İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına kimi getirdi? Zeki Bey. Buyurun. Lütfen oralara girmeyelim. Niye girmeyelim? Ya çok komik. Adam çıktı dedi ki Cumhurbaşkanı yardımcısı karım dedi ya. Ama helal olsun. Helal olsun. Net şekilde, net şekilde ortaya koydu. Azerbaycan'da kapandı. Nasıl? Fox o yüzden Azerbaycan'da kapandı. Lütfen oralara girip yani. Ney kapandı Azerbaycan'da? Fox TV kapandı. Evet. Fox TV. Bizde yayın yapan Fox TV mi? Evet. Azerbaycan'da artık yayın yapılmakta. Neden? İşte orada birisi çıkmış. Aynen sizin gibi söylemiş. Aha. Ne demiş ki Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak karısını atıyormuş. Ben bu arada İlham Aliyev'i tebrik ediyorum. Öyle gizli saklı yapmamış. Bu demiş aha benim karımdır. Aha da karım benim ya Cumhurbaşkanı peki, yardımcımdır demiş. Ya ne komik ya. Dünyanın en komik yaklaşımlarından biri. Ancak böyle geri kalmış zihinlerde bunlar gerçekleşebiliyor. İnsan da biraz utanma olur ya. Utanma olur yani. Der ki ben akrabamı, tabii, yakınımı, tabii, onu tabii, bunu tabii, atamayayım, ama getirmeyeyim denir. Peki. Ya bırak kapatsın beni ya. Bırak. Bırak bari Azerbaycan'daki bu komik durumla ilgili şaka yapabilelim ya. Kendi ülkemizdekilerle ilgili yapamıyoruz, bari orayla ilgili yapalım. Zeki sizi kapatmayacak, beni içeri kapatacak. Korkuyor musunuz cezaevine girmekten? Biliyor musunuz Zeki? Evet. Tabii ki herkes nasıl söyleyeyim, nasıl ifade edeyim. Dümdüz hayatını bırakıp da dört duvar arasına girmek istemez. Oh be, en azından Azerbaycan'la ilgili atıp tutabiliyorum. Çok şey mi, yolsuzluk yapan bir adam mı İlham Aliyev? Ya bilmem. Bilmem, anladım. Yani... bilmiyorum, bana pek güven vermiyor... kendisi yani eşini Cumhurbaşkanlığı yardımcısı getirince birinci yardımcı bu arada. Evet. Zeki Bey, ben size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin düşüncelerinizle benim düşüncelerim aynen üst üste düşüyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ama ne yapalım? Evet. Ne yapalım? Susalım. Diyorsunuz. Sen orada sus, ben burada susayım diyorsun. Susmayanlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Dört duvar arasında. Dört duvar, evet. Evet efendim. Bu arada yolsuzluk izleme örgütü, böyle bir örgüt varmış. Yolsuzluk izleme örgütleri tarafından verilen en yolsuz lider unvanına sahipmiş İlham Aliyev. Dünyanın dört yanına dağılmış inanılmaz bir servet öyküsü varmış kendisinin. Evet yani. Ya Zeki. Buyurun. Zeki Bey. Lütfen bizim ülkemiz çok güzel. Başkanımız çok güzel. Aha. Evet efendim. Lütfen. Lütfen, rica ediyorum, lütfen.
2003 yılında birçok uluslararası kurumun hileli tabirini kullandığı seçimlerle babası Haydar Aliyev'in yerine geçmiş. Yani hileli seçimlerle Cumhurbaşkanlığı kazandığı söyleniyor 2003'te. Bir sonraki seçimlerde kimseyi bırakmamış ama bir hile durumu olmuş. Evet. Ya peki siz bunları nereden biliyorsunuz? Biz de okuyoruz. Biz de gazete okuyoruz. Biz de okuyoruz. Ardından 2009'da düzenlediği referandumla Azerbaycan Anayasası'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı seçilme sınırıyla ilgili maddeleri baskı ile ortadan kaldırmış ve saltanatını devam ettirmeyi başarmış. Aman. Zeki Bey, evet. Ben öfke seyri için aradım ama siz bana satıyorsunuz. Ama ben bu adama öfkeliyim. Ben yani böylesine halklarına baskı yapan herkese öfkeliyim en azından. Bu arkadaşla ilgili bir şey söyleyebilirim. Bak 1961'de Bakü'de doğmuş. 82'de Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olmuş. Eğitimine aynı üniversite devam ederek 90'lara kadar burada öğretim görevlisi olarak kalmış. Yani basit bir öğretim görevlisiymiş. Sonra Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'ın başkan yardımcısı olmadan önce 91-94 arasında Moskova ve İstanbul'da ticari faaliyetlerde bulunmuş. 94'te Sokar'da çalışmaya başlamış Aliyev. 95 ve 2000'de yapılan parlamento seçimlerinde milletvekili olmuş. Üstlendiği görevler arasında babası Aliyev'in kurucusu olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel başkan yardımcılığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve ayrıca Azerbaycan Avrupa Konseyi Delegasyonu Başkanlığı bulunuyormuş. Dubai'de kendisi Dubai Sultanı deniyormuş bu arada. Bey, lütfen. Evet. Lütfen. 2003'ten bugüne kadar yapılmış bütün seçimlere sahtecilik ve hile damga vurmuş Azerbaycan'da ama hiçbir şeyi değiştirmemiş bu. Kusura bakmayın ben bir şey söyleyeyim Zeki. Bu süreç içinde Baba Aliyev döneminde olan özgürlükler de yok olmuş. Güç tamamen iktidar partisinin, daha doğrusu iktidardaki ailenin eline geçmiş. İlham Aliyev'in yıllık geliri 2000... Türkiye Cumhurbaşkanı. İlham Aliyev'in yıllık geliri 280 bin dolar olarak görünüyor olmasına rağmen Aliyev'in malikaneleri büyüdükçe büyüyormuş. Sadece 14 yaşında olan oğlu Dubai'de 9 lüks malikaneye sahipmiş. Aliyev'in iki kızı Leyla ve Arzu ise 30 milyon dolar değerinde yine Dubai'de villalara sahipmiş. Ayrıca Aliyev bundan birkaç ay önce Bodrum Yıllık Havak'ta 13 milyon euro değerinde bir otelin sahibi olmuş. Yani hangi otelse bile... Hangi otelse bilelim de gitmeyelim ya. Ve Nisan ayında Washington merkezli araştırmacı gazeteler Uluslararası Komisyonu ve The Guardian gazetesi işbirliği sonucu çıkan raporlar Aliyev'in kızları adına kayıtlı İngiliz Virgin Adaları'nda bulunan pek çok mal varlığına sahip olduklarını ortaya koymuş. Adada. Zeki Bey. Virgin Adaları, buyurun. Yarın sizi dört duvar arasından arayacağım. Merak etme kardeşim ben... Ben konuşuyorum ama sendeki öyle bir şey yapmamıştır, çok dürüsttür, ben seviyorum falan desen, tamam öyle desen. Ben söylüyorum. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Ben ailenin yurt dışında toplam serveti milyarlar değerindeymiş. Panama ve Çek Cumhuriyeti'nde olan gizli şirketlerinden Dubai'deki malikanelere kadar uzanan ve daha niceleri bilinmeyen varlıkların sahibi olan bir aile ortalama maaşın 420 dolar olduğu bir ülkenin sultanları. Aliyev 2012'de Saraybosna Bükreş Merkezi Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi adlı bir sivil toplum örgütü tarafından yılın en yolsuz lideri ödülünü kazanmış. Bazı uluslararası kurumlar Aliyev ve ailesini ünlü baba filminin bilmem ne ailesine benzetmekte pek de uzak bir atış yapmış sayılmazlar diyor haberde. Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporlarına göre Azerbaycan 183 ülke arasında yolsuzluk sıralamasında 143. durumda. Evet, bu benim internette konumuza dönelim mi? Bulduğum internette basit bir araştırma yaptığımda Google'da aradığımda çıktı karşıma. Evet, durum bu. Hı hı. Orada o ortalama gelir hakikaten o kadar mı? 420 dolar mı? Ben onları bilmiyorum. Anladım. 420 dolar. Bak insanlar ne kadar az kazanırsa, ne kadar aşağıda kalırsa kazandıkları, birileri, birkaç kişi, 3-5 kişi her zaman için daha çok kazanıyor. Ve bu az kazananlar durumdan her zaman için çok daha mutlu oluyorlar. Yaşasın çok kazananlar diyorlar mesela. Ne kadar şu an.